Gerçekten Türkiye'nin de üzerinde bulunduğu coğrafya kadim birçok halkı içerisinde barındıran bir coğrafya ve birçok çeşitlilik, birçok zenginlik var. Biz bu çeşitlilikleri ifade ederken aslında dilleri de bunun içerisine alıyoruz. Mesela Türkiye'de konuşulan birçok dil var. İşte 20 milyon insanın kullandığı Kürtçe var. Yine Zazaca var, Lazca var, Hemşince var. Biz bu dillere baktığımız zaman aslında Türkiye topraklarında bu zenginliğin, farklılık ve halklar bahçesi olması gerekirken, öyle değerlendirilmesi gerekirken maalesef Türkiye'de uygulanan politikalardan dolayı sadece tek dil üzerinden bir çalışma yürütülüyor, eğitim tek dil üzerinden götürülüyor ve biz aslında HEDEP olarak şunu ifade ediyoruz. Yani 100 yıldır gerçekten bu topraklarda başta Kürt halkı olmak üzere ana dili noktasında, tarih noktasında, dil noktasında, kültür noktasında ciddi bir asimilasyon politikası hayata geçirildi. Ve biz ikinci bir yüzyılın böyle geçmeyeceğini ifade ediyoruz. Bu haliyle aslında devlet ne yapmak istiyor? Aslında politikasını tek dil üzerinden, tek kültür üzerinden ya da tek bayrak üzerinden sürdürmeye çalışıyor. Bizlerin mücadelesini yürüttüğümüz alanların başında gelen alanlardan bir tanesinde aslında ana dilinde eğitim talebi. Yani eğitimin çok dilli olması ve ana dilinde eğitimin yasal statüye kavuşması üzerinden de çalışmalar yürütüyoruz. Yani tek amaç aslında Türkiye'de işte tek dil üzerinden, teklik üzerinden bir politika hayata geçirilmiş ve yine teklik üzerinden bu politikanın sürdürülmesi güdüsüyle hareket ediliyor. Yani şimdi kesinlikle seçmeli derslerin yeterli olmadığını ve bir yurttaşın kendi ana dilinin ona seçmeli ders olarak verilmesini doğru bulmuyoruz. Hükümetin şunu kendine mal etmemesi gerekiyor. Seçmeli dersler de aslında Kürt halkının direnişi sonucu açığa çıkarılmış başarılardan bir tanesi. Ona rağmen şimdi seçmeli derslere baktığımız zaman yine çok ciddi eksikliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bakın 2015'te işte Türkiye'deki okullarda 80 bin öğrenci işte Kurmancı Zazaki dersleri seçerken bugün 23 binlere kadar düşmüş. Aslında burada da devletin izlemiş olduğu bir politika var. Evet, insanlar kendi ana dilinde eğitim almak istiyor ama sistem karşımıza neyi çıkarıyor? Biz size seçmeli ders veriyoruz. İşte biz birkaç üniversitede Kürdoloji Enstitüsü açtık, onun üzerinden bunu hayata geçiriyoruz. İşte bir televizyon açtık, onun üzerinden aslında bu yayınları yapıyoruz. Bu bizler için yeterli değil, bunu ifade edelim. Bir diğeri, bunda bile ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela okullarda, birçok okulda, hani ben eğitim camiasından da gelen biriyim, bazı işte işgüzar idarecilerin aslında farklı derslere yönlendirmesiyle de aslında bu ders seçimleri düşürülebiliyor. Materyal noktasında ciddi eksiklikler var. İşte bu özellikle Kürtçe branşında atama sayısı çok az ve yeterli değil. Şimdi bu tarz şeylerle karşılaştığımız zaman aslında sistem bir taraftan evet biz seçmeli ders veriyoruz derken aslında arka planında yine bunu azaltmaya yönelik bazı politikalar hayata geçiyor. Yani çocuklar gözlerini açtıkları gibi aslında ailede Kürtçenin konuşulması ana dili noktasında kesinlikle o, yani bizim olmazsa olmazımızdan biri budur. Tabii ilk adım kesinlikle bu olmalı. Çünkü şuna baktığımız zaman mesela her ne kadar seçmeli derslerden işte sayı 80 binlerden 23 binlere gerilemişse bile son süreçte ana dilinde eğitim noktasında yapılan anketlere baktığımız zaman bu anketlere katılan Kürtlerin %86,7'si ana dilinde eğitim talep ediyor. Ana dilinde eğitim talep ediyorsun ama okullardaki başvuruya baktığın zaman bunda sıkıntı var. Bu sıkıntının temel nedeni aslında yine sistemin yürütmüş olduğu politika.